Merhabalar arkadaşlar. Ben Seçkin. Bugün sizlerle Rome 2 Total War oynayacağız ve bir seriye başlayacağız. Ben bu oyun ilk çıktığı zamandan beri bu oyunu oynuyorum ve videosunu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz eski bir oyun. Artık pek fazla ROM 2 üyesi gelmiyor. Ve ben bu açıklığı kapatmak istiyorum. Ben iyi bir YouTube izleyicisiyim. Sürekli YouTube'da oyun videoları izliyorum. Ve açıkçası ROM 2 videosunun pek gelmemesi beni rahatsız etti. Ve ben de kendim seriyi çekmeye karar verdim. Umarım eğlenceli bir seri olur hem sizin için hem benim için. İnceden başlayalım. Büyük sefer yapacağız arkadaşlar. Ben bu devletlerin birçoğuyla oynadım. Hepsi ayrı keyifli. Zor olanları var. Daha basit olanları var. Ama daha savaş bakımından Halef krallıklardan ya Selevkos ya Mısır arasında kaldım ve biraz daha böyle gıda sıkıntısı çekmeyelim diye Mısır olmaya karar verdim. Çünkü tüm bölgeler artı bir gıda veriyor ve araştırma oranları muazzam. Bu yüzden Mısır'la başlamayı düşünüyorum. Oyun zorluğu zor olacak. Başlayalım. Yani arkadaşlar bu ilk videom olduğu için bazı teknik sıkıntılar meydana gelebilir. Seste sıkıntı olmadığı sürece şu an için benim açımdan sıkıntı yok. Eğer sizin gördüğünüz sıkıntılar olursa yorum bölümünden benimle iletişime geçip söyleyebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bunları düzeltmeye çalışırım. İnşallah güzel bir seri olur. Hep beraber keyif alırız. Sireneka bağımsızlığını ilan etmiş ve bunlarla savaşmamızı istiyor. Seleukos zaten hasmımız. Bunlarla Allah'ın emri savaşacağız. Nebatellerle iyi ittifak kurabiliriz. Böylece Seleukos'a daha çok odaklanırız. Yani bu tarafımızı güvence altına almış oluruz. Yunan devletleriyle de iyi ilişkiler kurmaya çalışacağız. Makedonlara da daha gelince oraya çok var. Muhtemelen bizimle kolay kolay anlaşmayacaklardır da. Görevlerimize gelirsek 3 eyalete tamamen hakim olun. Ana görevimiz kütüphane inşa etmemizi istiyor. Seleukos'la savaşa girmemizi istiyor ve Sirenaica'yla savaşmamızı istiyor. Yani tamamen yok etmemizi istiyorlar ya da bağlı devlet haline getirmemizi istiyorlar. Ben bağlı devlet haline getirmeye çok taraftar değilim çünkü hani ilk aşamalarda işimize yarıyorlar fakat imparatorluğumuz büyüdükçe pek fazla işimize yaramayacaktır açıkçası. Bu durum hani oralarla uğraşmaktansa bize gelir getirmeleri daha önemli. Yine getiriyorlar ama çok cüzi miktarlarda yani 60-70 gold geliyor. Bu da kime yetsin yani 300-500 almak varken. Şimdi şöyle bir bakalım. Ben oynarken binalara önem veren biriyim ve hani bu yerleri şu aşamada kesmeyeceğim video esnasında. Yani bazı arkadaşlar bu geçişleri veya savaş olmayan kısımları daha doğrusu geçmeyi tercih ediyorlar. Ama ben yani video izlerken böyle şeylerden hep rahatsızlık duymuşumdur. Yani çünkü hikayeden
kaç bölünüyorsunuz. Hani ben sadece bu oyunun savaş kısmına değil, ekonomi kısmına da önem veriyorum. Bu yüzden bu kısımları da videolarımda paylaşacağım. Yani şimdi ilk etapta bize gelirimizi çoğaltmamız lazım. Bunun için biraz vergileri yükseltebiliriz. Bir tık vergileri yükseltmekte bir sakınca görmüyorum ben. Vergilerimizi yükselttik. Yeni anlaşmalar yapabiliriz. Yani Nevatillerle bir saldırmazlık anlaşması yapalım. Bizden para istiyorlar. Ben sana bunun yanında askeri geçiş vereyim. Ben istemiyorsun. 200 istiyorsun. Tamam ver. Al 200 senin olsun. Sonra şuradan çıkalım. Bakalım başka kimlerle ticaret yapabiliyoruz. Sirineka ile savaş halindeyiz. Selevkos ile Sardes ile papaz olacağız. Sema ile yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Tamam. Yapmayalım abi. Kıbrıs var. Bizim zaten bağlı devletimiz. Bizle yapacaklardır. Anlaşma. Ödeme almayacağım çünkü burada Selevkos'a karşı ne kadar fazla direnirlerse benim için o kadar iyi. Yani burada yani ödeme alacağım diye bencillik yapmamak lazım. Şu anda işime yarayacaklar. Başka da yok sanırım. Bunlar muhtemelen yapmayacaklardır. Şu kuşla bir saldırmazlık falan yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bunlar muhtemelen bize savaş ilan edecekler zaten. Teknoloji açısından askeri teknolojilere gideceğim. Şu Hoplit kışlasının üçünü açmamız lazım. Çünkü yani ordularımız ne kadar iyi olursa o kadar çok yer fethederiz ve bunları zaten yetiştirene kadar biz bu askeri teknolojiyi araştırırız arkadaşlar. Çünkü bakın çok yer var geliştirmemiz gereken. İmkanlarımız da kısıtlı. Yani bunları zaten zaman içerisinde yapacağız. O yüzden askeri kışlaları yaparsak hem bir yandan bunları büyütürüz. Ondan sonra iktisadi alanlara yönelerek onların devamını getiririz. Böylece daha sağlam bir ekonomimiz olur diye düşünüyorum. O yüzden direkt şuraya gideceğim. Dördü açmak zaten bayağı zor. O yüzden şu aşamada dördü açamayacağız. Şu an eksi 3 asayiş yiyoruz buradan vergileri arttırdığımız için. Buraya şunu yıkalım abi, ben buraya yani eyalet başkentlerine askeri alan yapmayı sevmiyorum. Çünkü eyalet başkentlerinde daha fazla böyle kültürel veya sanayi içerikli binalar yapıp ekonomimize çok fazla katkı sağlayabiliyoruz. Yani garnizon açısından sıkıntı ama zaten kapalı kapılar arkasındayız. Yani bunun içine bir tane ordu koyduk mu yemişim garnizonu. Bunu yıkacağım o yüzden. Buraya bir askeri yapalım. Buraya da bir askeri yapalım. Şuraya da asayiş veren bir şey yapalım. Buraya da bir tane askeri alan yapalım. Çünkü Selevkos'la savaşırken fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Gözcümüzü şuraya yollayalım ve özelliğini açalım ki burada bir yandan orayı gözlerken bir yandan da çalışsın. Boş duranı Allah sevmez biliyorsunuz. Gemimizi ben hemen şuraya alacağım. Şu şekilde şurada buraya elleşmeyecek şekilde dursun.
şu arkadaşların yükseltmelerini yapabiliyor muyuz? 600 lazım. Tamam, bir dahaki tur yaparız. Şuraya hemen 3 tane alamadık. Bir tane alabiliyoruz. Peki. Hatta onu da almayalım. Seni şuraya yollayalım. Çünkü burada muhtemelen bu ordusu yok. Hepsi eyalet başkentinde ilk tur olduğu için. O yüzden bir dahaki tura direkt burayı almayı düşünüyorum. Şimdi bir tane yapabiliriz. Çünkü zaten biraz sonra yapamayacağız. İki tur geçmesi gerekecek. Başka yapacağımız bir şey yok. Diplomat yollayacak yeterli paramız yok. Batlamyus hanedanlığında biz evlilik yapamıyoruz. Diplomat olarak yollayamıyoruz. Bunlar zaten siyasetçi. Şunun mevkisini atayabiliyor muyuz? Ücret karşılığını hayır. Tamam. Çok güzel. Ben ona bir mevki atlatalım. Bu amiralimiz. Buna da bir mevki atlatalım. Arkadaşlar, bu diğer ailelere ne kadar çok itibar kastırırsanız iç karışıklık çıkma ihtimali o kadar düşük. Yani sadece kendi ailemizin, kendi siyasi partimizin üyelerine itibar kastırmaya çalışırsanız ülkeniz çok büyük ihtimalle iç karışıklık çıkar ülkenizde. Bu da yani bütün ordularınızı merkeze toplamanız ve hani bir anda beklenmedik bir karışıklık anlamına gelir. O yüzden böyle bir şey istemiyoruz tabii ki. O yüzden elimizden geldiğince bunları askeri alanda kullanmasak bile diplomat ve yönetici olarak yollayacağız. Şimdi ilk turumuzu geçelim. Aa, tebliğimiz var. Çok güzel. Tebliği de vergi olarak ayarlıyorum. Çünkü gelirimizi geliştirmemiz gerekiyor. Evet, kuş bize savaş ilan etti. Yani muhtemelen şimdi barış anlaşması teklif edeceğim ve bize para vererek kabul edecekler. Yani Totan'a güvenmiyorsan niye savaşa giriyorsun birader derler adam. İşte bu oyunun benim açımdan tek saçmalığı. Evet, bazı Aksum'a da savaşı ilan etmişler. Yürek yemiş acı. Evet, buraya kütüphane inşa edeceğim ama teknolojim yetmeyecek muhtemelen. Şunu yapayım kalsın. Yani yeri geldiği zaman bir şey olur. Bunları yükseltmek şu an içime yaramayacak çünkü fazla var zaten. Muhtemelen buraları aldığımızda da bayağı artacak. O yüzden yapmayacağım. Şurada 5 tane garnizon var. Benim burada 5 birliğim artı komutanım var. Sen burada komutansızsın. Şunu bir şeye alalım. Seni de burada desteğe gönderelim hacı. Şöyle bir dalalım. Bunu otomatik yapabilir miyiz? Yaparız. Hatta daha güzel olur. Yani şu aşamada bu savaşı yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Yani her halükarda yiyeceğiz zaten adamları. Evet, aldık burayı. 87 adam kaybettik. Ve komutanımız Leo atladı. Hemen onu stratejist olarak geliştiriyorum. Şimdi bu geri döner diye düşünmüştüm ama bunu geri getiremedik. Neyse, kötü oldu.
Şöyle getirelim. Belki geçmiştir topun %90 diyeceğim. Geçmemiş. Burada Sapancılar var. Abi en kötü Sapancı alayım yani. Şimdi bunu geliştirebiliyor muyum? 2500 istiyor. O zaman kalsın. Çok önemli değil. Şunu geliştirebilirim. 50 gelir artı gıda verecek. Artı ticaret anlaşmalarımızda da yansıyacak bu gelir. O açıdan güzel olacak. 1000 kaldı. Bunu değerlendirebileceğimiz. Şu kuşa barış anlaşması teklif edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1500 alabiliyor muyuz? Belki alırız. 2000 alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. 1500 deneyelim. Kabul ettiler. Allah bereket versin. Yani keşke bunu biraz önce yapsaydık diyecektim. İyi, çok şükür yetiyor. Şunu yapalım çünkü bu bayağı gelir arttıracak bize. Eyalet başkentleri çok fazla gelir getiriyorlar arkadaşlar yükselttiğiniz zaman. Çok fazla gıda yiyorlar ama gördüğünüz gibi bizim gıda sıkıntımız şu aşamada olmayacak. İmparatorluk bayağı büyüdüğü zaman belki Mısır'ın bereketi bize yetmeyebilir ama şu anda Mısır'ın bereketi bizim için efsane bir şey. Zaten bu yüzden Mısır'ı seçtik. Gıda binalarına ne kadar az yatırım yapmamız demek, bu askeri ve gelir getiren binalara yatırım yapmamız demek. Gerçi gıdada da çok fazla gelir getiren yerler var ama olsun. Şimdi burada asayiş sıkıntımız var. Bayağı önemli. Burada da var. Gördüğünüz gibi. Bunları nasıl aşarız? Şunu yükselttiğimiz zaman biraz aşarız. Ama ben bunları bir süreliğine yöneticilerle idare edebilirim diye düşünüyorum. O yüzden şu an için yapmayacağım. Hemen şunları yükseltmek istiyorum. Çünkü bize daha sağlam askerler lazım arkadaşlar. Yani bunlar bizim değil yani bize göre değil bu adamlar. Gördüğünüz gibi hani birçok ülkenin askerlerinden belki iyidir. Yani zırh olarak saldırı bakımından ama moralleri gördüğünüz gibi çok kötü. Yani şimdilik bunları alacağız ama bu Sirineka tehdidini hallettikten sonra burayı yani bu askerleri direkt atıp yenilerini yapmayı düşünüyorum. Bunları geliştirene kadar. Tabii daha teknoloji ağacımızda buraya yapacak, buraya yapacak, buraya yapacak. Ama onu bir şekilde ayarlayacağım. Şuradaki orduyu Hoplit Kışlası 2'nin askerlerinden oluşturmayı düşünüyorum. Sonra bunu dağıtıp 3'ün askerlerini koyacağım. Çünkü zaten bu Batlamyus. Bizim efsane komutanımız yani. Evet, gelirimiz kalmadı. Buraya yine yöneticiyi yollayamayacağız. O zaman devam edelim. Tane rütbemiz var.
Bakalım, yani filleri var ama onun harici çok bir ordu. Enselekos bize ne kadar geç savaş açarsa bizim için o kadar iyi. Ama daha önce oynadığım oyunlarda Cyrenaica'yı bitirene kadar savaş açma gibi girişimleri olmamıştı. Ben şomazımı açmayayım, adamların savaş açacağı tutar şimdi. Evet, bir görev verdi. Orduyu yok etmemizi istiyorlar. Ben hemen şunları güçlendirmek istiyorum. Bakayım. 10 birimlik bir ordu. Bizde de 10 birim var. Kafa kafaya geldiğimiz zaman bence her türlü yeriz. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Adamların buraya almasına müsaade edeceğim. Ve bu arada bu komutanı yemeyi düşünüyorum. Bakayım şöyle özelliklerine. Yani diğer savaşla buna itibar kazandıracağıma, diplomatik olarak itibar kazandırmam bunun halefine şu an yok ama daha mantıklı geliyor bana. O yüzden bunu feda edebilirim. Biraz zayiat verir. Ben de buradan direkt çökerim. Hem 3 birim daha kargıcı almış olurum diye düşünüyorum. O arada şunu yapalım. Aa, bir dakika, şurada bir optik kışlamız vardı. Onu yükseltebiliyor muyuz? Yükseltebiliyoruz. Tamam, bunu yapmamız daha makul. Yine yedik geliri. Tura devam edelim. Oyunu ilk aldığımız zamanlar bu şeyler geçmiyordu arkadaşlar. Bildiğiniz yani insanı kanser ediyorlardı. Şu anda yani bence oyuna getirdikleri en iyi özellik bunları hızlandırmak oldu. Evet, dediğim gibi bunu vuracaklar şimdi. Direkt saldıralım. Ne kadar hasar verirsek fazla iyi bizim için. Bir de kadın karakter getirdiler. O da çok hoş oldu bence. Eskiden böyle kadın savaşçılar da varmış. Yani hani bu şeylerde Arap toplumunda ne kadar doğru orasını bilmiyorum ama demek ki bunlar da varmış. Evet, şimdi filo yok edildi, yerleşim yeri kaybedildi vesaire. Üzülme kardeşim. Şimdi çok üzül bana. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi otomatik olarak oynadığımız zaman %70, %31'lik bir kaybımız var. Ordularımız kafa kafaya, garnizonlar yok. Savaşı girip oynayalım. Eğlenceli olabilir. Yani normal kendi başıma oynadığım zaman bunu otomatik geçmeyi tercih edebilirim ama ilk savaşımızı yapmış olalım. Çıkmadılar içeriden. Yani bakalım, kargıcılarımızda hücum bonusu yok. Yani bu şehre girerken bizim için dezavantaj. Bir tane atlı birliğimiz, 5 tane de okçumuz var. Yalnız bu birlikler bayağı kötü birlikler.
Kargıcılarla her türlü yeriz diye düşünüyorum. Yani kargıcıları biliyorsunuz. Ne kadar nanik kargıcılara sahip olsak da kargıcı kargıcıdır. Şöyle bir bakalım. Şurası geniş. Buradan geniş geniş tek parça halinde girelim. Hiç üzmeden kendimizi sağdan soldan ayrı ayrı uğraşmadan zaten onların da ağız birimi var. Bizim de ağız birimimiz var ve kargıcılar ne kadar bir arada olursa bizim için o kadar iyi. Belki aklımızı arkalarından yollayabiliriz. Şunlar şöyle geniş dursun. Bir de bizim generalimiz var. O zaman şöyle yapalım. Generali tam göbeğe koyalım. Önüne geleni parçalasın. Bakalım buraya sığar mı bu arkadaş? Şimdi şey yapmadığımız için sanıyorum. Biraz daha küçültebiliriz. Aynen. Bu şekilde dursun. Atlı birliğimizi şuraya koyacağım. Belki ilerleyen aşamada şey yapabilirim. Ya da kaçan birlikleri keseriz. Evet, böyle başlayalım. Şuradan şu şekilde ne şey oldu? Hop. Dur abi, dur abi. Okçuları tek kaleme alayım. Siz durun abi. Atış, atış. Yapıştır. Şu an atış ediyor musunuz? Evet ediyorsunuz. Harikasınız. Şu kargıcıları tek kaleme alayım ve falankslarını açıyorum. Evet, şu an generalimizde çok fazla özellik yok. Ama olacak. Generalicim sen de şöyle gelirsen güzel olur. Asıl orduları içeride. Şu an bu vuruş şeyinin avantajını kaybedeyim mi? Kaybetmeyeyim. Gerek yok. Bakayım. Bu menzilde gayet içinde hepsini görüyorlar yani. Savaşmayan şu arkadaş var. Yürüşün kovalayıcı. Sen neredesin? Sen şuradasın. Sen de bunlara git. General. Sen de şunlara git. Sen falankısını açmamışsın. Tespit ederim yani. Atsan güzel olur. Sen de savaşmıyorsun galiba. Sen de şuraya gelebilirsin. Başka savaşmayan şu ikisi var. Siz ikinizi şöyle alayım. Artık okçuları biraz öne alabilirim. Siz şöyle devam edin abi. Hızlı olun. Topluluğa vuralım.
Şöyle şunları arkadan sarsanız 10 numara 5 yıldız olacak. Generalcim sen de şöyle, bu general değilmiş gerçi. Sen vurabilirsin şöyle. Evet, burayı imha ettik. Çok güzel. Siz ikiniz şöyle gelin. Siz ikiniz de böyle gelin. Evet, artık okçuları şuraya alabiliriz. Sağda solda başka birlikleri yok sanırım. Yani bilmiyorum, şuralarda belki vardır ama şu an için bir tehdit görmüyorum. General sen generale yapıştır abi. Bu ne özelliğiyse üstünde açıklaması da yok. Oo. Eksantrik şeyler yaptı. Herhalde iyi bir şey. Artık bu atlıyı buraya sokabilirim diye düşünüyorum. Çünkü buraya geldiğim zaman gözükmesi lazım eğer arkada bir şeyler varsa. Artık gelsin o yavaş yavaş. Okçular da buraya kayarken bize yardımcı olur. Savaşmayan sen varsın. Şuraya doğru yürü hacı sen. Okçularımız hepsi ateş ediyorlar. Generalimizde bir sıkıntı var. Çok ilginç. Generali kaçırdık arkadaşlar. Genelde savaşı bırakacaksa biz ne yapalım yani. Evet, şöyle yapıştırın, burada bir tost işlemi yapacağız arkadaşlar. Evet. Düşman generalini öldürdük mü? Kaçırdım mı? Ben anlamadım ama. Şöyle bakıyorum. Burada. Devam et. Şu general tayfasına vurun abi. Ve hızlanın. Düşman generalini öldürelim. Böyle şeyler bütçeye zarar veriyorsunuz. En kötü orduyu imha edemesek bile düşman generali 300-340 gold, yani ne kadar zarar verirsek o kadar iyi bizim için. Harika, düşman general de öldü, artık çıkabiliriz. Kati zafer aldık. ...207 birimlik bir adam kaybetmişiz. Bu da %80'lik, belki biraz daha üstü, no, biraz altı şeye tekabül ediyor. Tam %80 civarı, %81, %82 olması lazım. Yani oyunun şeyinden neredeyse %10 daha fazla karlıyız. Bilgisayardan iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Generalin askerlerinden çok fazla kayıp olsa da toparlar. Patlanmıyorsa o. Evet, görevi tamamladık. Artı 500. Allah bereket versin diyoruz.
muhalif kumandandan da kurtulduk arada. İşgal edeceğiz arkadaşlar. Hem de asayiş %50'lere, eksi %50'ye falan çıkmıştı. Onu sıfırlamış olduk. Bu da başka iyi bir nokta yani. Yani şimdi şöyle bakarsak bunları geliştirmeyeceğim. Çok fazla zaten şu anda gıdam var. Bunları zaten zenginlik de çok fazla vermiyorlar. Gördüğünüz gibi %20 ve çiftlikten. Bizim zaten çiftlik alanımız yok burada. Şunlar güzel zenginlik veriyor. Bunlara yürüyebiliriz. Burada askeri yapmayacağım arkadaşlar. Mısır'da elimden geldiğince çok fazla gelir elde etmek istiyorum. Çünkü ben burada vergi olsun hem de oyunun ilerleyen aşamalarında buraya mevkidar yetiştirip vergileri daha da yükselteceğiz. O yüzden şu anda orada öyle bir aksiyona girmeyeceğim. Buraya aldık. Muhtemelen şurada da orduları yoktur. O yüzden bir dahaki tur oraya doğru yaylanacağım diyecektim. 3 tur diyor. Ama orayı her halükarda almam lazım benim. Çünkü bu bölgede bir askeri alan ihtiyacımız var. Ve yok öyle bir yerimiz. Gerçi bir tur diyor. Bir tur sonra bir askeri bina inşa edebiliriz ama asayiş veren bir yerde yapmamız lazım. Bu vergileri fazla yani bir tık arttırdığımız için çok fazla asayiş cezası yiyoruz. Ama şu an gelir daha önemli. Asayişi bir şekilde toplayabiliriz. Mesela şu anda diplomat alacak. Yani diplomat gönderecek paramız var. Gördüğünüz gibi daha genç ve daha itibarsız biri geldi onun yerine. Hırslı bir karakter de değil. Siyasi görüşü ziraatçıymış. Gıda bolluğunda daha sadık bir insan olmuş. Güzel. Ben bu adamı Kuş'a göndermek istiyorum. Çünkü o taraftan bana bir iş gelsin istemiyorum. Bir Kuş'a gönderelim. İhanet etmezse Allah razı olsun deriz. Yani Kuş'la aramı ne kadar iyi tutarsam şu an benim için o kadar iyi. Çünkü burayla savaşıyorum. Serekos'la savaşma ihtimalim çok yüksek. Her an patlayabilir. Artı bir de Kuş yani bize sıkıntı yaratır. Şöyle bir bakayım. Yeni devletler görmüştük. Bu Galatya'yla ticaret yapamıyoruz. Makedonlarla zaten yapamıyoruz. Şunlarla birazdan yapabiliriz. Şu an için yapamıyoruz. Onun harici hala ticaret olanağımız yok arkadaşlar. O yüzden turu sonlandıracağım. Evet, bize barış yapmak istiyorlar. Biz tabii ki sizle barış yapmayacağız. 840 altına bizi kandıramazsınız. Maalesef bize ihanet etmiş arkadaş. Evet, burada askeri binalarımız geldi. Bu çok iyi bir şey. Artık orada güzel askerleri üretebileceğiz. Ama ben
Şuraya bir tık yaklaşmak istiyorum. Şuralara gelsem, o da beni görmese. Sonra ben oraya çökerim. Şuraya bir diplomat yollayayım. Yönetici yollayayım Libya'da. Buralar artı da gördüğünüz gibi. Ama Libya'da sıkıntı var. Gönderelim, orası biraz dengelesin. İhanet etti bize, puşt. Bari bu şekilde şey yapalım. Burada artı 9'a çıkmış, burası çok güzel. İmana gelecek her zaman. O yüzden şuraya bir asayiş veren bir bina dikelim. Buraya şu an için gerek yok. Şu bir tur sonra gelecek. Buraya biraz daha asayişe gidebilir miyiz? Zenginlik de veriyor zaten. Buna gidelim. Buraya alınca buraya da bir askeri bina yaptık mı? Kirene ile aramızda hiçbir şey kalmayacak. Evet, burası iyi durumda. Şuraya girebiliriz. İnşallah kimse yoktur. Yok. Yani burayı gene bu ikisini genelde tutmuyorlar oyunun ilk aşamalarında. Gördüğünüz gibi. Bunu hemen otomatik geçelim. Evet. Ordu sayımız ve nesil sayımız arttı. Sana ihtiyacım yok. Yani sen bana bir şey harbiden kazandırmayacaksın. Yani. Buraya bir askeri bina yapalım. Şuraya da asayiş yaparız. Evet, burayı kütüphaneye hala yapamıyoruz. Şöyle bakalım, yapacak bir şey şu an için burada yok. Bu rütbe atladı. Hemen rütbelerini verelim. Genelken evet. 2900 altınımız var. Seni istemiyorum abi. Size bir şey verebilirim. Burada artık güzel olan kargıcılardan yapabiliriz yani. Aslında birini okçu yapıp şu elemanı yönetici olarak, gerçi bunlar yükselişte, diplomat olarak kuşa yollayalım o zaman. İnşallah yine ihanet etmezsin. Yine rütbemiz var. Evet. Seni açalım. Bir de Arthur, bir de şampiyon yapıp şu ordumuzun içine koyalım ki bu ordu bize, yani tecrübeli bir ordu olsun. Yani tecrübeyle kabul ederim abi, hiç yükseltip riske girmeyeceğim. Adamlar hazır vermişken.
Sen çok oldun acı ya. Zaten ben sana çok para verdim. Sen bana ver. Dostumuz pekisin. Vermezsen askeri geçişi almıyorlar. Evet, burada bir ordu getirdiler yine. Evet, kuşla ilişkilerimiz giderek geriliyor arkadaşlar. Diplomatımızı öldürdüler yani. Bu Yunan ailelerinden ikinci şeyimiz oldu. Birini biz isteyerek birini de şey olarak idam etti adamlar. Şarabımızın kalitesi düşükmüş. Kalite yükseltin abi o zaman. Kuşluğa eksi 55 olduk. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bu neymiş? Sofuymuş adam. İlginç. Özellikler gelmeye devam ediyor bu adamlara. Bir önceki iyiydi, çok sadıktı bize. Bu adam biraz değişik. Dikkatli olabiliriz ona. Şimdi burada 12 birimlik bir orduları var. Biz aynı sistem, şuraya çökeceğiz. Adamların sonra gelmesini bekleyeceğiz. Bakayım şurada yaptığım bir şey var mı? Aslında orası pek feda edilecek gibi durmuyor. Çünkü oraya inşaat alanı kurmuşum. Yani orayı feda edersen benim inşaatlarım gidecek. Bakalım şuradaki Helen kültürümüz yükseliyor. O yüzden şundan yapmak istemiyorum. O yüzden şunu yapacağım. Bu çünkü güzel gelir getiriyor. Bunu da yapmıyorum şu anda arkadaşlar, çünkü kire nedeni ağır bilmiyorum. Belki adam oraya askeri bir şey yapmıştır, düzgün yaparız ya da başka bir şey yapmıştır. Bilmiyorum yani, ona göre şekillendireceğim. Yani bu böyle şey yaparken ordu alabilir miyiz diyecektim. Alamıyormuşuz. Şu var olanlar peki nasıllar? Yani bunları gerçi moral olarak hemen hemen aynılar. Alalım, nasıl dağıtacağız bunları. Bir çoktan iyidir. Buraya bir şey yapamıyoruz. Buraya da bir şey yapamıyoruz. Şuna bakayım kaç tur kalmış. O daha 7 tur daha var. Askeri binaları yapmamıza. Şu bize ne kazandıracak? Avcı yerlerinin kampını yükseltebileceğiz. Devam edelim. Ama şimdi şu kütüphaneyi mi araştırsam diye düşündüm ama o da zaten 4 tur sürecek. Bunları yükseltip gıda bolluğu da sağlayabilirim. Şimdilik kalsınlar. Şurada ordu yapmaya devam edeyim. Evet, müessil yetiştirecektim. Onu unuttum. Bakalım şurada müessil. Askeri eğitim. Bunu alacağız çok büyük ihtimalle. Hayır. Şunu alalım. Tabii ilk sokamıyoruz içine. Hemen buraya asker almaya devam edelim. Bunu bir tık yine düşürüyorum. Evet, çalacağım ki. Ve bakacağım. Şu karakterlere itibar kaslamak lazım. Ya da bu
Kralımızın karısı yok. Yunan ailelerinden bir kadın alalım. Boşan abi boşan. Öyle kadın düşman başına. Hiç gerek yok yani tur başına iki saygınlığımız. Başka kız mı yoktu bize onu verdiğimiz ya? Koskoca kralız biz yani. Boşu boşuna paramızı yedik. Geri topuk yaptılar beyler. Aslında onları bir şekilde vurabilseydik bizim için çok iyi olurdu ama kaçtılar yani. O bütün ticaretlerden %10 zenginlik. Harika. 10 tur iyiyiz. Bakıyorum şimdi bunu hemen o kıştası olarak yükselteceğim. Şurada bir şeyi kontrol edeyim. Buralarda aslında şunları hazır boştayken yapabilirim diyecektim. Boşta değilim. Şurayı yükseltiyordum. Sen askeri eğitim al buradan. Şimdi 4 tane şu birimden alacağım. 670 kaldı. O zaman 3 tane alayım. 1000 kaldı. 2 tane alsam. 1500. Bir tane daha okçu alayım o zaman. 1200. Buraya bir tane casus daha koymak istiyorum. Bu iyi. Biz çok fazla eylem yapacağımız için maliyetlerden düşür. Erzak zehirleme. Bu da çok iyi. Şunu alalım. Bize erzak zehirleme lazım. Bir dahaki tur yollarız. Sen de şunun içine bir asayiş alalım. Sonra 3 tane burası şeyler de oldu. Hemen tur geçelim. Şunları da yapayım. Çünkü iki ordum da fullenecek. Oraları yapalım. Öyle ya da böyle yapacağız zaten. Geldi tekrar. Eceline doğru. Pusu atabilir miyiz acaba o adama diye düşünüyorum. Y işareti asayiş bonusu verecek. O 4 birimlik bir ordusu var. O bize oyalayacak yani. Ben şuralara falan gelebilirim. Bakayım Pratyon'da bir geliştirme yapıyor muyum? Yapıyorum. Aslında çok da buradan ayrılmamak lazım ama en azından şurada durabilirim. Hem burayı korumuş olurum. Hem buraya çökerse burada bir geliştirme yapmıyorum çünkü bu turda yapmayayım. Eğer buraya vurmaya çalışırsa ben de ona vururum. Ya da şu şekilde gidip bir erzak zehirleme yapıp hareket alanını düşürebilirim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Buradan bir rahibe geldi ve kahinin mezarları halkımızın iyi kısmetini bildirmiş. Yani rahibeye ne kadar güvenirim? Kralı sonuçta yani.
Hadi şey yapmayalım. Bir böyle koyun kurban edelim. İmana gelsin. Millet şöyle bir siyasi evlilik daha yapayım. Eksi iki asayiş. Tamam, eksi iki asayiş olsun. Bizim bu şeyden bir an önce çıkmamız lazım. Şehirden. Şuraya şunları almasaydık şunlardan alırdık ama. Neyse. Atlı alalım. 3 tane daha. Sonra şuraya dönüp bakalım. Burada 2 tane kılıççımız vardı. 2 tane daha alalım. Ve bir tane atlı alalım. Tur daha geçelim. Şu an için Selekos'un bize savaş açmaması çok iyi. Zaten bu batı tarafımızda bir şehirlik bir tehditimiz kaldı. Evet, o Ammonium'a saldıracağı kesinleşti arkadaşlar. Yani gidip oraya çökebiliriz. Keçi uyuz olmuş. Allah Allah. Tarımdan eksi 10 zenginlik yedik. Neyse, çok fazla tarım binamız yok zaten. Şunlar var. 4 altın, 4 altın, 8 altın kaybetmişiz. Sağlık olsun. Sen o tarafa doğru kaçarsan ben seni tekrar kovalamak istiyorum, o yüzden şuraya geleceğim. Bakayım, koruyor musun? Korumuyorsun. Oo. Adım bitti. Ha, koruyorsun. Tamam. Harika. Sen şuraya doğru git. Burada ordu topluyor. 19 birimlik bir ordusu var ve ben bunu burada sürekli zehirlemek istiyorum arkadaşlar. Ki bu bize level kazandırsın. Bu ne kadar fazla level olursa bizim için o kadar iyi. Şunu yapayım. Sonra buraya dönüyorum. Burada 16 birimlik bir ordu. Bir tane aklım yapmışız. 3 birim daha atlı yapayım. Okçularım tamam, kılıççılarım tamam, artık kargocu yapmam lazım. Kargocuya devam edeyim. Nesilimiz level atlamış. Şampiyon özelliğini yapıyoruz buna da. Almış. Yine mutluluk. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gelirlerimiz bayağı düştü. İki ordumuz da fulleyince. Ben böyle 3000'in falan altına düştüğü zaman kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. Oyunun ilk aşamalarında. Bazı devletlerde yapacak bir şey olmuyor ama yani bu tarz ülkeler, devletler için sıkıntı yani. Çünkü yani bir şehir yapmaya başladığımız zaman sıkıntı, çok fazla para harcıyoruz. Ticaret de şu anda çok fazla yapamıyoruz. O açıdan kötü. Bu şeyde olmasaydık, şurada bu adamlara her türlü pusu atabilirdik bence. Burada kim şey geçiyormuş ya?
Allah Allah. Çok ilginç. Yani. Evet, burada artı 7 asayişimiz var. Buraya eksi asayiş yiyecek. Şunu yapabiliriz. Burası full artık. Çok güzel. Yani şu an gidip bu adamlara saldırabilirim aslında ama hani şu aşamada tek orduyla buralarda ne kadar savaşırız? Arkamız çünkü boş kalacak. Oo. Seleukos burada Nevate'yi kuşatmış durumda. İşte bu ben sıkıntı derim. Yani bizim acil bu tarafı bitirmemiz lazım. Arkadaşlar. Şuraya gelip karşına geçeceğim. Umarım benimle savaşmak istersin. Ya da ben sana bir erzak zehirlemesi yapıp ah adımını düşürebilirdim ama olmadı. Kalın 18 binlik bir 1800'lük bir şeyimiz var. Seni yapmayacağım. Artık seni yapayım. Yapacak bir şey yok. Zaten incelen düşmeye başlamış. Gitti müessilimiz. Evet, gördüğüm kadarıyla Seleukos Petra'yı almış. Bu gerçekten kötü bir şey. Yani bizim acilen bir ordu daha basmamız gerektiği anlamına geliyor. Gelirlerimiz bayağı düşecek. Burada o ordu kurmama gerek yok. Artık ben yürüyeceğim. Yani burada pusu yer miyim? Onu hiç bilmiyorum. Ama şuraya getirebilirim yani. Kireneyi görüyor muyum? Görmüyorum. Casus'um da öldü. Şunu bir tık yükseltip buna bir tık gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Buna bir tık giderim daha iyi. Hızlı şekilde bir tur daha geçelim. Geçemiyoruz. Çünkü casusumuz. Evet, bu casus oldu arkadaşlar. Artık bundan sonra bu casusla eylem yapabiliriz. Şu özelliği açacağız. O yüzden buna gidiyorum. Şimdi şöyle bir bakayım. Bu ordu çok büyük ihtimalle bunlar olmuştur aslında. Şu onun tutulu Nevatillerin buradan şu şekilde Kudüs'ü teğet geçen bir yol var. Acaba burada Seleukos birimleri var mı? Şu an bunu merak ediyorum. Buradan direkt oraya dalabiliyor muyum? Ve bu Seleukos ordusunun durumu nedir? 16 birimi var. Büyük ihtimalle garnizon yok. Ben bunları burada yakalamışken aslında dalabilirim. Şurada da bir ordu yetiştirip bu atlı olsun.
Ne alabiliyorsun? Bir şey alamıyorsun. Yeni bir ordu birimi yaratırız. Burayı bir orduyla müdafaa etmeye çalışırken burada da yeni bir ordu yaparız ha. Şimdi bu savaşı artık biz başlatalım. Çünkü bunların barınmaları gerçekten büyük bir tehdit. Şöyle bir dur. Şöyle bir bakayım. Bunun adımlarını kullandık. İki tur aslında onların dışarı çıkmasını bekleyebilir miyiz diye düşünüyorum. Yani dışarı çıkmaları bizim için avantaj. Çünkü kargıcılar var. Yani toplama bile olsa var. Kargıcıdır yani. Buradan bir tehdit alır mıyız? Bunu hiç bilmiyorum. Bir turda gelseler, bir turda buraya vurabilirler mi diye düşünüyorum. Bence dalalım. Yapacak bir şey yok. Otomatik olarak baktığımız zaman en iyi ihtimalle %33 asker kaybedeceğimizi öngörmüş. Yani biz bu savaşı yapalım. Hem de bölüm sonu yapmış oluruz arkadaşlar. İlk video zaten bayağı uzun oldu. Yani bu daha çok benim ve oyun stilimi tanımanız için bir tanışma safhası diyelim. Bundan sonraki videolar 1 saatlik videolar olur mu? Onu hiç bilmiyorum. Yani 30-40 dakika arası videolar çekmeyi düşünüyorum daha çok. Bakalım. İlk önce şu savaşı alalım. Çok fazla zayiat vermesek harika olur. Yani bir %20'lik, %15'lik bir zayiat verirsek çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama yağmursuz, mağmursuz. Güzel. Şimdi bakıyorum hemen, çünkü bu kale yeni savaştan çıktı. Belki kapılarında veya surlarında hasarlar olabilir. Biz de oradan direkt zahmetsizce gireriz abi diye düşündüm ama öyle bir dünya yok dedi bana oyun. Her yer onarılmış vaziyette. Peki, o zaman biz de buradan Boruzdam'a çıkarız merdivenle. Zaten bir tane zafer noktası var. Şunlar kılıçlı birlikler. Hemen oraya çıktığım zaman kılıçlı birliklerin olması iyi olur herhalde. Aslında bizim kapıyı ele geçirmemiz lazım. Çünkü atlı birliklerimiz de var. Onlara da sokmamız lazım. O yüzden ben şuradan gireceğim abi. Kargıcıların burada olsun. Şunlarla mı acaba, kargıcılarla mı çıksam şu an bilemedim.
Yani çıktığım zaman direkt yakın olacaklar. O yüzden bunlar kalsın. Siz de şöyle verin. Atlılarımız ve generalimiz. Böyle dur şimdi, önemli değil. Siz bir grup olun. Bir grup olun. Generalcim sen de bir grup ol. Muharebeyi başlatalım. Şimdi şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya hemen gidin. Siz de hemen arkalarında takipte kalın abi. Okçularımı biraz öne alacağım. Ne kadar menziliniz var? Yani şuraya gelebilirsiniz. Siz de. Hızlandıralım. Yani %33 kayıp. Yani kale savaşları bilmiyorum hiç. Arkadaşlar, belki biz daha fazla kayıp verebiliriz. Gerçekten hani sıkıntılı bir durum. Generalcim, sen de gel şöyle. Oyun yavaşlatabiliriz artık. Yaklaştı çünkü bayağı bir. Sen de gel böyle. Sen niye bu kadar yavaş ilerledin? Ben onu anlamadım. Atlılarımız da şuraya gelsinler. Evet, şimdi bu okçuları burada yakalarsak mükemmel olur. Hemen imha ederiz. Şurası dehşet zarar vermiş. Hemen buraya bir takviye yapmamız lazım. Karguruşlar şu birim yürüsün abi oraya. Siz niye böyle yavaşta kaldınız? Ben onu çözemedim. Sen koş abi. Sen şöyle gelin ikiniz. Gelmiyorsanız bir daha gelin abi. Siz ikiniz de şöyle gelmeye çalışın. Sen de böyle gel. Hızlı koş abi, hızlı koş. Bak adam orada mumlar oldu yani. Kargıcılar var karşısında. Gitti 4 birim. Eyvah yani. Hızlı. Yani hiçbir şey yapmadan adamlarımız nane oldu şu anda. Siz neden bu kadar ağır kanlısınız, ben onu çözemedim. Biz buraya sığamadınız. Peki, o zaman yukarı çıkın abi. Okçular da biraz ilerlesinler. Kargıcı kardeş, sen önüne çıkana vur direkt. Hadi abi. Kargı falankslarınızı neden açamıyoruz şu anda? Onu
Hiç bilmiyorum ha. Senin var, senin yok. Senin yok, senin var. Senin yok, senin yok. Girin abi şuraya. Aç şu falan kısları, yapıştır. Sen de şunu indir abi. Yani gerçekten bu kadar kayıp yaşamayı şu aşamada beklemiyordum yani. Okçularımızın hepsi çalışıyor. Kapıyı bir an önce alırsak bizim için harika olacak. Burada kazanmışız. Devam edin. Devam edin. Çok boş duranı Allah sevmez arkadaşlar. Bari şu kapıyı alalım. O kapıyı büyük ihtimalle alırız. Daha önceden. Generalimi de şuraya getireyim ben. Vur abi vur. Şu kapıyı alalım. İnin abi aşağıya. Burada katı biçimde kayıp mı ediyoruz? Bana mı öyle geliyor? Anlamadım. Hani çok fazla birliğimiz vardı. Sıkıştık kaldık oraya. Generalle bir takviye yapalım en kötü. Çünkü hani bu burayı kaybetmemiz çok anlamsız. O zaten teslim olmuş. Şu birimlere şey verebiliriz. Hızlı gidin abi. Evet, kapıyı almak üzereyiz. Diyeceğim burası kapı değilmiş. Çok ilginç. Evet, patladım resmen arkadaşlar. Bir an orayı kapı diye düşündüm. Fakat olmadı yani. Abi sen sürekli yavaşlıyorsun. Hiç iyi olmuyor yani. Neyse kapı olmasa bile filler var şurada. Ve burayı sürekli takviyeliyorlar arkadaşlar. Ağır kötü bir şey bizim için. Bakalım burada yani buraya götürmek ne kadar doğru. Şu an birimlerimizi hiç bilmiyorum. Bari şuraya alalım. Ondan sonra gerisine bakalım. Şuradan kapıya doğru gidebilirim diye düşünüyorum. Şu amcama bir korku vereyim. İşte taze kan gibi bir şey herhalde bu. Yani savaşı surlarda bitireceğiz arkadaşlar. Bu anlaşıldı yani. Bu arada kapılar açıldı. Kapandı. Şurası yeter abi bu kadar. Siz şuraya doğru gidin ama şuradan gitmenizi istiyorum ben size. Hızlı şekilde. Generalcim, canım kardeşim sen şuraya doğru git. Falanksını da aç. Şey yapma lan. Abi sen illa kendi bildiğin yoldan gideceksin. Tamam kardeşim öyle git. Yani kötü bir savaş oldu benim açımdan diyebilirim. Demek ki sur olayında biraz daha geliştirmem gerekiyor kendimi. Arkadaşlar
Şu sizin içinizde okçum var. Bana bunun cevabını verin. Yok. O zaman bir birim daha kaybettik. Evet. Artık tamamen aşağı inebiliriz. Atlılarımızı da içeri alacağım. Ama önce şu elemanları bir indirin. Siz şöyle iki sıra olabilirsiniz. Hepiniz buraya. Gerçi bu şekilde çok iyi olmadı diyeceğim. Neyse böyle dizilin. Burada ne var? Doğulu mızrakçılar var. Generalcim sen şu dayıya bir kere bir üfle. Sen burada kal abi. Sen. Burada kal. Gerçi kapıyı zaten ele geçirmişiz. Siz de bu şekilde girebilirsiniz. Oo geliyorlar. Açın falanklarınız. Burada bir tane fazladan değişik birim var. Biz ondan falanks açamıyoruz. Falankslarınızı açın abi hepiniz. Şimdi şu iki birimi hemen arkadan dolaştırmak istiyorum. Sen de şöyle geç. Siz de şöyle dolaşın. Burada bir sıkıntı var. Şu filleri ve korkuyu kullanalım. Okçularımız gelsin. Okçuları unuttuk. Siz de şöyle gelin. Burada mızrakçılar var. O yüzden şu anda burayı kullanmayacağım. Buradan geçiş alanım var mı? Şuraya kayabilirim. Şu şekilde. Ama şimdilik dursun. Ama atlıları bir şekilde mevzunun içine sokmam gerekiyor. Çiğneme modları da yok. Yani şöyle normalde yapılmaması gereken bir davranış ama bunları şöyle bir şey yapabilirim. Oraya sokabilirim. Bunları onu şey yaparken siz de buradan yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Elmas modunu almanız şey açısından piyadelere karşı bonus açısından bizim için iyi olacaktır. Evet, şuraya doğru yapıştırın abi. Tamam sen çık. Sen çık. Sen de çık. Çıkın abi. Şöyle gelin abi. Siz arkadan geçelim. Siz de şuradan böyle dönün. Orada bir tost pozisyonu yapalım. Bedeli ağır zafer verdi arkadaşlar. 700 neredeyse %50 kaybettik bu sefer. Bizim açımızdan zararlı bir savaş oldu. Yani oyun bilgisayara bıraksaymışız daha iyiymiş. İşte o surların üstünde çok fazla adam kaybettik. Yani böyle savaşlar için en azından bir tane mancınık yapmak gerçekten çok faydalı oluyor. Keşke öyle bir şey düşünseydim. Yani bir mancınık olsaydı surları yıkıp ondan sonra pataküte içeriye dalabilirdik yani. O bizim için çok iyi olur. Neyse Antakya'ya girerken öyle yaparız artık.
Yani bu ordu da toparlayana kadar bayağı vakit geçecek. Ve arkamız açık. Kötü yani, ben bu kadar çok fazla zayiat vereceğimizi gerçekten düşünmemiştim. Yani şunlar da hemen öldüler. Bunların bu kadar erken öleceğini düşünmemiştim. Derslerle, medyayla karşılaştık ve savaş halindeyiz. Generalimiz yükseltebilirim. Yani şu anda bu da bir tehdit yok. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Hemen şöyle bir bakalım son duruma ve tabii bunlarla şu anda bir barış anlaşması yapamıyorum çünkü satraplıklar, babalarıyla konuşmamız lazım. Yani bu orası benim hesabımda yoktu ele geçirmek ama aldık, 15 birime düştü ordumuzda bu arada. Şuraya tamirat falan yapamıyoruz. Paramız yok. Belki Nebate ile biraz aramız iyileşmiştir. Bize askeri geçiş karşılığında para verirler. Şöyle bir bakayım, askeri geçiş orta diyor. Para da vereceklerini zannetmiyorum. Belki 500 alırız. Savunma ittifakı yapsak o zaman para alabiliriz biraz. Şöyle. Bu kadar para vermez bana. Bir de askeri geçiş varsa olmuyor. Bu savunma ittifakı orta diyor. Askeri geçişle beraber yüksek. 1000 düşük. 500 orta. Yani ben sana bunu vermem arkadaş. Bunu söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunlar böyle kalsın. Bu bölümü burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.